Saat 9.30 oldu. Başlayalım. Şimdi bugünkü konumuz kardiyomiyopatiler. Ee, Instagram'dan da yapmış olduğumuz kitapla Kore'de ilk canlı yayınımız. Şimdi başlayalım. İlk dilate kardiyomiyopati ile başlıyoruz. Arkadaşlar dilate kardiyomiyopatinin en sık sebebi idiopatiktir. Ve en sık görülen kardiyomiyopati tipidir. Ailesel geçişi mevcuttur ve genellikle de otozomal dominant kalıtılır. Burada bilmemiz gereken ilk bilgi Titin gen mutasyonunun dilate KMP'de en sık izlenen mutasyon olduğudur. Yine genetik nedenler arasında glikojen depo hastalığı, mukopolisakkaridozlar ve miyotonik distrofi gibi nöromüsküler hastalıklar yer alırken enfeksiyöz nedenler arasındaki en sık etken tripanozoma kurizidir. Şimdi tripanozoma kurizi bir şeyin daha en sık nedenidir. O da akut miyokardittir. Arkadaşlar akut miyokarditin en sık nedeni eskiden koksak idi. Sonra bu bilgi değişti. Human herpes virüs tip 6 ve parvo virüs oldu. Şimdi bu bilgi de değişti. Dünya çapında artık akut miyokarditin en sık sebebi tripanozoma kuruzi enfeksiyonudur. Bunu da bilelim arkadaşlar. Son güncel bilgidir. Şimdi dilate KMP ile devam edelim. İnflamatuar nedenler arasında en önemli bildiğimiz neden peripartum yani gebelik esnasında ve gebelik sonrası gelişen KMP'dir. Yine toksik nedenlerden alkol metabolizması sonucu oluşan asetaldehit reversible kardiyomiopatinin en sık sebebidir. Doxorubisin gibi antrasiklin grubu ilaçlarda irreversible KMP yapar. Toksik nedenler arasında bir şey var ki yüksek doz katekolamin. Yüksek doz katekolamin deyince senin aklına gelen şey nedir? Feokromastomadır. Hemen kitabına ok çek yaz de ki Feo dilate KMP sebebidir. Senin sorun bu olacak. Feo'nun dilate KMP yaptığını sakın unutmayalım. Şimdi gelin patofizyolojiye bakalım. Bakın bu bir normal kalp. Bu ise dilata olmuş bir kalp. Örneğin bir kişi de titin gen mutasyonu olsun. Arkadaşlar titin sarkomer yapısında bulunur. Aktin ve miyozinin kontraksiyonunu sağlar. Eğer herhangi bir sebeple kişide titin gen mutasyonu olursa aktin ve miyozin arasındaki mesafe açılır. Sistolde kontraksiyon olmaz ve sistolik kalp yetmezliği gelişir. Şimdi dilate KMP sistolik kalp yetmezliği ile ilişkilidir. Peki sistolik yetmezlik olursa ne olur? Bak hemen bu resme. Sistolik yetmezlik olursa kan sol ventrikülden sistemik dolaşıma atılamaz. Her iki akciğerin bazallerinde göllenir. Bu tablonun adı ne? Bunun adı pulmoner konjesyondur. O zaman dilate kardiyomiyopati, sistolik kalp yetmezliği ve pulmoner konjesyon. Bu üç ifadeyi öğrendik. Peki pulmoner konjesyon klinikte nasıl görülür? Pulmoner konjesyonun en iyi üç bulgusu dispne, ortopne ve paroksisma nokturnal disit Yine aynı şekilde sisteme atılamayan kan her iki akciğerin bazalinde göllenerek dinlemekle akciğerde inceral duyulmasına sebep olur. Şimdi tanı kısmına gelecek olursak öncelikle şurada anlaşalım. Bir kardiyomiyopati şüphesinde İlk yapılması gereken daima ekodur. Kesin tanıyı koyduran ise biyopsidir. Şu ana kadar size dedim ki dilate de sistolik kalp yetmezliği olur pulmoner konjesyon görülür. Vakada size sistolik yetmezlik ve pulmoner konjesyon denildiği zaman siz sadece bunun bir kalp yetmezliği kliniği olduğunu anlayabilirsiniz. Buradan etiyolojiye varamazsınız. Senin etiyolojiye varabilmen için spesifik ifadelere ihtiyacın var. İşte o spesifik ifadelerden biri zayıflamış ventrikül kasılmasının ekoda görülmesi ve yine ekoda difüz hipokinezi varlığıdır. Sistolik kalp yetmezliği, pulmoner konjesyon kliniğine zayıflamış ventrikül kasılması ve difüz hipokinezi ifadelerini veriyorsa o vaka sorusu senin için dilate KMP'yi soruyordur. Sakın bunu kaçırma. Zaten birazdan sorusunu da çözeceğiz. Tedavi yine anlaşalım. Bütün kardiyomiyopatilerin esas tedavisi Kardiyak transplantasyondur. Şimdi geldim vaka sorusuna. Bak çok dikkatli. Kardiyo polikliniğine efor dismesiyle gelen 56 yaşındaki hastanın yapılan fizik muayenesinde akciğerlerde dinlemekle inceraller oskültasyonda S3 duyuluyor. Çekilen EKG'de sinüs taşı kardisi izleniyor. Buraya kadar ne anlayabilirsin? Bak dostum, buraya kadar sadece bunun bir kalp yetmezliği vakası olduğunu anlayabilirsin. Buradan bu kalp yetmezliğinin sebebini bulamazsın. Sakin ol ve soruyu okumaya devam et. Hadi okuyalım. Ekoda ventrikül kaslarının sistolde yeterli kasılma göstermediği izleniyor ve ejeksiyon fraksiyonu %25 olarak ölçülüyor. Ha, demek ki sistolik bir kasılma kusuru var ve sol kalp yetmezliği pulmoner konjesyon kliniği var. O zaman bu vaka dilate kardiyomiyopatidir. Diyor ki bana en olası tanıyı sormuyor. En olası tanısına yönelik hangisi yanlıştır diyor. Yani soru ne soruyor? Soru yeni nesil TUS'a uygun olarak soruyor. Alkol etiyolojide yaralan nedenlerden biridir. Evet işte bu vakanın önce dilate KMP olduğunu anlayacağız ki bu seçenekleri yorumlayabilelim. Evet alkol dilate KMP sebebidir. Hatta reversible KMP sebebidir. En sık genetik neden titingen mutasyonudur. Çok doğru. Sol kalp yetmezliği ve pulmoner konjesyon ön plandadır. Evet bu da doğru. Esas tedavi bütün kardiyomiyopatilerde kardiyak transplantasyon yani nakildir. Kesin tanı biyopsi ile konulur. Evet bütün kardiyomiyopatilerin kesin tanısı biyopsi ile konurken cevap D seçeneğidir. Hadi devam edelim. Yukarıdaki hastanın olası tanısında yer alan en sık enfeksiyöz etiyoloji nedir? Bak yine yeni nesil tusa uygun bir soru. Sana vakanın en olası tanısını sormuyor. En olası tanısında yer alan en sık enfeksiyöz etken nedir diye soruyor. Az önce söyledim. Cevap Trypanosoma cruzi'dir. Tripanozoma cruzi hadi hatırlayalım. Yayına sonradan katılanlar için değişen bilgiydi. Aynı zamanda neyin en sık etkenidir? akut biyokarditinde en sık etkenidir artık. Eskiden koksak iyiydi. Değişti hümünel tip tipalt oldu. Değişti parvo oldu. Şimdi bir daha değişti. Artık gelirse tripanozoma kuruzi olacak. Çok net textbook ifadesidir. Hadi devam edelim. Geldim restriktif KMP'ye. Bu ise en nadir görülen KMP sebebidir. Genellikle herhangi bir hastalığa sekonder olarak gelişir en sık ise amiloid zemininde gelişir. Yine sarkoidoz, glikojen depo hastalıkları ve hemokromatozis de restriktif kardiyomiyopati yapabilir. Şimdi bak sana ne söyleyeceğim. Hem sarkoidoz hem de hemokromatozis restriktif kardiyomiyopati de yapar, dilate kardiyomiyopati de yapar. Tamam. Sarkoidoz restriktif KMP yapar. Doğru. Dilate yapar. O da doğru. Hemokromatozis restriktif yapar. Doğru. Dilate yapar. O da doğru. Her ikisini de yapar. Az önce söylediğim bir hastalığı hatırla. Feo ne yapardı? Feo yalnızca dilate yapardı. İşte bu yüzden senin sorun Feo'nun ne yaptığı olacak? Dilate KMP bir kez daha hatırlayalım. Şimdi restriktif kardiyomiyopatinin patogenezinde ne var? Semptomlar neler onlara bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar burada restriktif yapacak şekilde yani ventrikül doluşunu engelleyecek şekilde bir birikim mevcut. Örneğin amiloid. Böyle bir durumda ne olur? Diastolde kalp yeteri kadar gevşeyemez. Diastolik yetmezlik olur. E diastolde kalp ventriküllere dolamıyorsa atriyumlardan ventriküllere dolamıyorsa ve juguler venöz sisteme geri yansır. Boyun venöz dolgunluğu, asit, ödem ve hepatomegali. Yani klinikte vaka sorusunda ne görürsün? Sağ kalp yetmezliği bulguları görürsün. Hastanın boyun venöz dolgunluğu, juguler venöz dolgunluğu var. Ağrılı konjestif hepatomegalisi var. Ayaklarda pretibial ödem ve batında asit var der sana restriktif KMP soracaksa karşılaştıralım. Dilate KMP'de ne sorardı bize? Sol kalp yetmezliği, pulmoner konjesyon bilgileri. Restriktif KMP'de bana ne soracak? Sağ kalp yetmezliği bulguları soracak. Hangi ifadeyi hangi hastalığın tanısında kullandığımızı patogenez üzerinden anlamış olduk. Az önce söyledim İlk yapılması gereken eko kesin tanısı ise biyopsi ile konur. Ancak eğer restriktif KMP amiloid zemininde geliştiyse en sensitif tanı koyduran yöntem ise MR'dır. Bak ben senin için MR görüntüsü de koydum. Burada görüyor musun bak restriksiyona bak. Burada amiloidin ne kadar parlak bir görünüm verdiğine bak. Bak işte bu amiloid kardiyomiyopatisi. Bu çok tipik bir görüntüdür. O yüzden restriktif KMP'de en sensitif tanı yöntemi MR'dır. Tedavi yine az önce söylediğim gibi kardiyak transplantasyondur. Şimdi çok güzel bir soruya geldim. Dinle. 21 yaşında FMF nedeniyle takipli kadın hasta. Bacaklarda ödem, boyun ve nöz dolgunluğu, karında şişlik şikayetiyle geliyor. EKG'de atrial fibrilasyon izleniyor. Eko'da her iki atrium hareketsiz ve genişlemiş görülüyor. Yapılan biyopside görülmesi en olası durum hangisidir? Şimdi bakın FMF amiloid yapar bu hastada da bize amiloid zemininde gelip FMF zemininde gelişmiş amiloida bağlı bir restriktif kardiyomiyopati sormaya çalış çalışıyor. Peki atriumlar neden hareketsiz? Bakın buradaki restriksiyon o kadar fazladır ki bu ventriküller o kadar serttir ki atriumlardan kan ventriküllere akamaz. Atriumlardaki volüm yükü ventrikülleri gerer, dilate eder zamanla bu atriyumlar kasılamaz. Her iki atriyumda da kasılma kontraksiyonu kaybolur. Bunun adı ne? Atrial fibrilasyon. O zaman restriktif KMP bir ne sebebidir? Bir atrial fibrilasyon sebebidir. Peki amiloid gelişmiş bir kalpte hangi tip amiloid birikir? AL tipi amiloid birikir. Diğer şıklara irdeleyelim. AA tip amiloid nerede? AA tipi amiloidoz FMF'e bağlı renal yetmezlikte görülen amiloid tipidir. Peki miyokardiyal vaskularizasyon ve endomiokardiyal fibrozis nerede? Bu ise her ikisi de alkole bağlı gelişen KMP'de izlenir. Miyokartta fibrolipomatöz infiltrasyon ise sağ ventrikül aritmojenik kardiyomiyopatisinde izlenir. Bu biyopsi bulguları çok önemlidir. Özellikle miyokartta fibrolipomatöz infiltrasyonun sağ ventrikül aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisinde izlendiğini unutmayalım. FMF semininde amiloid kalpte geliştiyse AL amiloidittir. Bu vakada da en olası görülmesi gereken biyopsi e, bulgusu da AL amiloidittir. Diğerlerini de onun, özellikle miyokart vakualizasyonunun alkole bağlı KMP'de olduğunu da unutmayalım. Yine bakın basamaklı bir soru. Yukarıdaki hastanın tanısında en sensitif görüntüleme yöntemine önce vakanın restriktif KMP olduğunu anlayacağız. Restriktif KMP amiloide bağlı gelişmişti. Bunun en sensitif, en sensitif görüntüsü ise magnetik rezonans yani MR incelemeydi. Geldik son başlığa. Hipertrofik kardiyomiyopati ise en sık görülen genetik kardiyovasküler hastalık ve genetik geçişi en yüksek kardiyomiyopatidir. Bunu sadece bilin, not almayın. Hipertrofik KMP'lerin %80'i genetik nedenlidir neredeyse. Çok yüksektir. En sık da beta miyozin ağır zincir mutasyonu izlenirken en ağır klinik troponin T mutasyonunda vardır. Şimdi bakın, bu bir normal kalp, bu ise hipertrofik kardiyomiyopati. Burada septumun ve sol ventrikülün ne kadar kalın ve kaba bir görünüm aldığına dikkat edin ve bunun ventrikül hacmini ne kadar sınırlandırdığını da görün. Çünkü birazdan bu ifadeleri kullanacağız. Şimdi önce bununla ilgili olarak diğer iki isminin patofizyolojisine beraber bakalım. Şimdi bu kalp sistole uğrarsa sistolde kasıldığında bu şekilde bir kasılma gerçekleştirir. Miyokard buraya kadar uzar. E, sistolde mitral kapak da açılır. Açıldı. Şimdi bak sana ne göstereceğim. Bak önceden sol ventrikülün çıkışı bu kadardı. Hem sistolün kasılması hem de kapağın açılmasıyla bu mesafe şuraya kadar düştü. Ne oldu? Bu sol ventrikül çıkışı daraldı. Bu darlık tam aortun altına geldiği için buna subaortik darlık adı da verilir. Yani hipertrofik kardiyomiyopati ile idiopatik hipertrofik subaortik stenoz ya da hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati aynı şeyler demektir. Subaortik darlık tam bu daralmanın aort kapağının altına geldiği için verilmiş isimlendirilmesidir. En karakteristik bulgu e tabii ki de bunu bunu çok net görüyoruz. Sol ventrikül hipertrofisidir. Az önce ne dedim? Bu sol ventrikülün ve septumun hipertrofiye olması sol ventrikülün hacmini çok küçültür. O yüzden kalp yeteri kadar diastolde dolamaz. Diastolik disfonksiyon gelişir. Şimdi eğer atriumdaki kan yeteri kadar ventriküle dolamazsa ne olur? akciğerde göllenir, dispne olur. Yine diastolde koronerler beslenemezse ne olur? Angina gelişir. Aynı şekilde serebral kan akımı azalırsa da senkop gelişir. O zaman bir kardiyomiyopati sorusunda dispne, angina ve senkop üçlüsü varsa bana hipertrofik kardiyomiyopati soruyordur. Bu kelimelerden vaka sorusuna nokta atış yapacağız. Şimdi tanı Yine aynı şekilde ilk yapılması gereken eko, kesin tanı biyopsi. Bu üç kardiyomiyopati tipi içinde değişmedi. Tabii ki de burada genişlemiş bir sol ventrikül, duvar kalınlığı ve septum kalınlığı görüyoruz. İki önemli EKG bulgusu vardır. Bunlardan biri negatif T dalgası, diğeri ise patolojik Q dalgasıdır. Eğer hipertrofik kardiyomiyopati bir genetik sebebe bağlı olarak geliştiyse o zaman ailenin direk diğer bireyleri de mutlaka taranmalıdır. Geldim en önemli noktalardan birine, tedaviye. Seni vaka sorularında zora sokacak noktaya geldim. Şimdi 3 temel amacım var tedavide. 1. Ventrikül kontraksiyonunu azaltmak. Eğer ventrikül kontraksiyonunu azaltmazsam tersten düşünelim. Ventrikül kontraksiyonu artarsa bu ventrikül ne kadar güçlü kasılırsa sol ventrikül çıkışını o kadar daraltır. Ne kadar daralırsa ventrikül içerisindeki kan sistemik dolaşıma o kadar az atılır, klinik o kadar kötüleşir. O yüzden amaçlardan biri ventrikül kontraksiyonunu azaltmaktır. İkinci amacım ventrikül atım sayısını azaltmak. Şimdi ventrikül ne kadar çok atarsa, örneğin dakika atım sayısı 100 ise bu sol ventrikülün çıkışı da her atımda bir miktar daralacağı için 100 defa daralmış demektir. Oysa ventrikül atım sayısı 60 olursa 60 kez daralmış demektir. 60 kez daralma ile 100 kez daralma arasında klinik olarak fark vardır. Sol ventrikül çıkışının dar olarak geçirdiği zaman ne kadar uzarsa semptomlar o kadar belirgin hale gelir. O yüzden atım sayısını da azaltmam gerekir. Amaçlardan biri de budur. Amaç 3 periferik venöz dönüşü arttırmak. Bak patofizyoloji veriyorum. Birazdan 2 dakika üst içinde bütün ilaçları bunun üzerine koyacağız ve bir daha hiç unutmayacaksın. Periferik venöz dönüşü arttırmak. Eğer periferik venöz dönüş azalırsa kalp periferde göllenmiş demektir. Eğer kalp periferde göllendiyse ventriküle gelen kan miktarı azalmıştır. Peki bu ventriküle gelen kan miktarı azalırsa ne olur? Kalp fizyolojik olarak debiyi sabit tutmak için atım sayısını arttırır. O zaman hatırlayalım daha iyi olsun. Debi neydi? Debi atım hacmi çarpı atım sayısıydı. Şimdi ben atım hacmini kanı periferde gölleyerek düşürdüm. O zaman debiyi sabit tutmak için ne yapmam lazım? Atım sayısını artırmam. Yani ventrikül atım sayısını artırmam lazım. E az önce dedim ne kadar çok ventrikül atım sayısı o kadar fazla dar bir sol ventrikül çıkışı. O yüzden periferik venöz dönüş azalırsa atım sayısı artacağı için klinik kötüleşir. Şimdi bütün tedaviyi bunun üzerine kuracağız. Beta blokerler ne yapar? Negatif inotroptur, negatif kronotroptur. Yani hem ventrikülün kontraktilitesini hem de atım sayısını azalır. Daha zayıf bir kontraksiyon ve daha az atım sayısı Buradaki sol ventrikül çıkışının daha geniş kalmasını ve darlığın azalmasını sağlar. O yüzden hipertrofik KMP'de semptomların iyileştirilmesinde ilk tercih edilecek ilaç beta blokerdir. Tıpkı beta bloker gibi negatif inotrop ve negatif kronotrop etkisiyle ventrikül kontraktilitesini ve sayısını azaltan bir diğer ilaç da Kalsiyum kanal blokeridir. Onlar da negatif inotrop'tur, kontraktiliteyi azaltır. Negatif kronotrop'tur, atım sayısını azaltır. Ancak ilk tercih medikal tedavide beta blokerdir. Bunu unutmayalım. Devam ediyoruz. Ben bu hastaya nitrat verirsem ne olur? Nitratlar ventrikül atım sayısını arttırır. Yani refleks taşikardi yaparlar. E ventrikül atım sayısı demin ne söyledim? Ne kadar ventrikül atım sayısı fazla olursa Sol ventrikül çıkışının dar olarak geçirdiği zaman o kadar fazla olur. O zaman bu atım sayısının artması darlığı arttırır. Nitrat bu kadarla da yetinmez. Periferde de vazodilatasyon yaparak venöz dönüşü azaltır. Az önce söyledim. Venöz dönüş azalınca kalp debiyi sabit tutmak için ne yapardı? Atım sayısını arttırırdı. Ne oldu? Nitrat hem ventrikül atım sayısını arttırarak hem de refleks taşı kardi ile kanı periferde gölleyip refleks taşı kardi ile ventrikül atım sayısını bir daha arttırarak iki yönden de darlığın artmasına sebep oldu. Yani nitrat ne yaptı? Nitrat benim istemediğim iki şeyi de yaptı. O yüzden hipertrofik kardiyomiyopati tedavisinde nitrat kontrendikedir. Devam ediyorum. Digoksin. Digoksin nasıl bir ilaç? Digoksin pozitif inotrop bir ilaçtır. Pozitif inotrop demek ventrikülün güçlü kontraksiyonu demektir. Ventrikül ne kadar güçlü kontrakte olursa sol ventrikül çıkışı o kadar daralır, klinik o kadar kötüleşir. O zaman hipertrofik KMP'de digoksin kontrendikedir. Bak ezbersiz gidiyoruz. Hadi devam edelim. Fosfodiesterazlar ne yapar? Fosfodiesterazlar ise Yine periferik vazodilatasyona venöz dönüşü azaltır. Venöz dönüş olduğu için azaldığından dolayı kalbe gelen kan miktarı azalır. Refleks olarak debiyi sabit tutmak için kalpte refleks taşikardi gelişir. Ventrikül atım sayısı artar ve darlık artar. O yüzden hipertrofik KMP'de fosfodiesterazlar kontrendikedir. Şimdi bir fizik muayene bulgusu ve sonra konu bitiyor. Çömelme, yumruk sıkma. Bunlar ne yapar? Bunlar venöz dönüşü artırır. Venöz dönüş artarsa sol ventriküle gelen kan miktarı artar. Kan miktarı artarsa sistolde bu kan daha fazla perifere gitme fırsatı bulur. Bu da subaortik darlığı azaltır ve semptomların iyileşmesini sağlar. Bütün bu medikal tedaviye yanıtsız ise Hiçbir şeyde medikal tedavide bir yanıt elde edemezsem hastadan şu miyokart dokusunu keser atarım, miomektomi yaparım, sol ventrikül çıkışını genişletirim ya da alkol ile buradaki miyokardı nekroza uğratırım, yine sol ventrikül çıkışını genişleterek hastanın semptomlarında azalma sağlayabilirim. Geldik sorulara. Şimdi hipertrofik kardiyomiyopatinin ani kardiyak ölüm sebeplerinden biri olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ama hangi hastalarda bu risk artar? Yeni güncel bir bilgidir. Bunu vaka sorusu üzerinden çözelim. 18 yaşında erkek hasta fiziksel aktivite sırasında ani başlayan nefes darlığı Göğüs ağrısı şikayetiyle acile başvuruyor. Öyküsünden daha önce egzersiz esnasında senkop geçirdiği öğreniliyor. Ailede ani kardiyak ölüm öyküsü var. Fizik muayenede sistolik üfürüm ve karotis trasesinde çift tepeli nabız izleniyor. Bu ne? Bu pulsus bisferiens demektir. Tansiyon 190'a 170. Hastaya Holter EKG yapılıyor. Ventriküler ekstra sistol görülüyor. Eko'da sol ventrikül duvar kalınlığı ise 32 milim. Bu hastanın en olası tanısı ne? Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati. Sana diyor ki en olası tanıyı sormuyor. Bu hastada yukarıda anlatılanlardan hangisi ani kardiyak ölüm riskini arttırmaz? Çok güzel. Hemen kitabında buraya 5 yıldız koy. Bak ben 5 yıldız koyuyorum. Sen de kitabında koy. Hipertrofik kardiyomiyopatide kişi daha önce kardiyak arrest geliştiyse, ventriküler taşı kardiyo öyküsü varsa, senkop var, ailede ani ölüm öyküsü ve egzersize anormal kan basıncı yanıtlarından herhangi biri varsa bu ani kardiyak ölüme çok yatkındır. Sana bugüne kadar hipertrofik KMP genç ve atletlerde ani kardiyak ölümün en sık sebebidir diye sordular. Hep bu bilgiyi öğrettiler. Şu an sana soracakları şey bu riski nelerin arttırdığıdır. Bunu kitabında bol bir şekilde yıldızla altını çiz ve soru olarak bekle. Peki hadi soruya geri dönelim. Bakalım bu ifadelerden hangisi var? Bak senkop var. Senkop geçirmiş olmak riski artırır. Ailede ani kardiyak ölüm. Evet bu da var tansiyon 170'e 190'a 170 bak aktiviteyle uyumsuz bu kadar tansiyonu yükselmez bir kişinin bu da ani kardiyak ölüm riskini arttırır ekoda duvar kalınlığının artmış olması bu da arttırır oysa ventriküler ekstra sistoller ani kardiyak ölüm riskini arttırmaz. Ani kardiyak ölüm riskini arttıran aritmi neydi? Ventriküler taşikardiydi. O ifadeyi kare içine al beklediğim soru benim sorum diye not al. Hadi devam edelim. Yukarıdaki hastanın yani tanısını hipertrofik obstrüktif KMP olarak koyduğumuz hastanın farmakolojik tedavisinde ilk tercih ilaç kimdir? İlk tercih ilaç az önce söylediğim gibi beta blokerdir. Şimdi şu soruyu da senin çözmeni istiyorum. Hangi ilaçlar kontrendikedir? Demin hepsinin mekanizmasını verdim. Hadi buradan beraber bakalım. Diüretikler çok dikkatli kullanılmak üzere verilebilir. Bunun soru değeri yok. Digoksin ne yapıyordu? Ventrikül kontraktilitesini arttırıp darlığı arttırıyordu. O yüzden kontraindikeydi. Nitrat hem ventrikül kontraktilitesini hem de ventrikül atım sayısını arttırarak darlık yapıyordu. Kontraindikeydi. Fosfodiesteraz inhibitörleri veröz dönüşü azaltıp refleks taşı yaptıklarından dolayı darlığı arttırdıklarından ötürü kontraindikeydi. Beta bloker ise hem ventrikül kontraktilitesini hem de ventrikül atım sayısını azalttıkları için hipertrofik KMP tedavisinde ilk tercih ilaçlardı. Alternatifi kimdi? Kalsiyum kanal blokerleriydi. Evet hangi ilaçlar kontrendike? Digoksin, nitrat, fosfodiesteraz inhibitörleri. Bunların mekanizmalarını size sorabilirler. Sakın bunları unutmayın arkadaşlar. Evet ilk canlı yayınımızı yaptık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, kitabı isteyen arkadaşlarımız e, Tıp Akademisi sitesinden temin edebilirsiniz. Bu şekilde bir sonraki canlı yayını kendi kitabınızdan, orijinal kitabınızdan takip etme fırsatı bulmuş olursunuz. E, hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi ki varsınız. E, kitapla ilgili de bana gelen geri bildirimler için sizlere ayrıca çok teşekkür ederim. Birlikte öğrenmeye, anlatmaya ve artık daha ileriye konuşmaya devam. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Esen kalın.